ara nesil uçak ihtiyacımız karşılanır. Çeşitli ülkelerde, ülke ismi vermeye gerek yok. Bir an önce olması lazım. Bir de sadece uçakla değil. Bakın bizim uzun menzilli nokta atışı yapan füzelerimiz var. Çok gizli değil yani. Bora füze, herkes biliyor bunu, açık kaynaklarda var. Bu gider istediği yerde, Yunanistan'daki istediği hedefi vurabilecek füze. Şimdiden bunun konuşulanmasını yavaş yavaş savunma amaçlı, saldırı amaçlı değil, almamız lazım. Çünkü şunu görelim. Yunanistan'la İsrail 67 Harbi'nde olduğu gibi Arapların uçaklarını meydanlarında yakalayacak şekilde eğitimler yapıyor. İkinci el uçak alıyor. Yani şimdi bütün bunları, sınırımıza bir sürü tank top yığılıyor. Şimdi bunların bütün bu puzzle'ın parçalarını bir araya koyduğumuz zaman biz bize yapılmak istenen planı anlayamayacak kadar kapasitesiz miyiz? Biz anlıyoruz yani ne yapılmak istediğini. Satılmayacak diyorsunuz. Efendim? Satılmayacak diyorsunuz. Ben F-16'ın satılacağını düşünmüyorum. Satılmayacağını öngörüyorum şu an itibariyle. Şimdi keşke yanılırım. Yani bunda yanılmaktan deriz ki yani ileride ya biz bak ne güzel sattılar, biz de aldık. İşte ara nesil olarak zaten biz kendi uçağımızı üreteceğiz. Tabii 2030'da bunu kullandık deriz. Şimdi şöyle bakın, F-16 ve uçak modelleri konuşulurken sadece model üzerinden konuşuyor ama aslında radar, bazen işte üstüne yakıt tank koyabilir, menzil, bazı aviyonik sistemler, sensörler, birçok konu bu işin içinde dahil. Yani o bir platform olarak düşünün. Dolayısıyla o modernizasyon kitleri bile önemli. Yani bizim kendimizin yaptığı da çok güzel şeyler var. ISR radarı var mesela, yakın zamanda o da hizmete girecek ama biraz zamana ihtiyacımız var. Bu zamanı ara nesille kazanıp daha sonra kendi yolumuza devam etmemiz daha uygun olur. Ama şu caydırıcılığı sağlamanın birçok, bakın biraz önce mesela bir füze sistemlerinin yanaştırılmasıyla ilgili söyledim. Mesela S-400'lerle ilgili, bakın S-300 kilitliyorlarsa bize, onların yani farklı alınabilecek tedbirler de vardır. O bunları da şu pek çok özür dilerim. Yani bu aynı zamanda bir, yani biz de tuzak mı hesaplayalım, provokasyon mu hesaplayalım? Aynı zamanda bir kasıtlı plan olabilir mi? Yani S-300'leri böyle bir tahrikle gündeme getirip, Türkiye'de zaten otomatik ne yapar? S-400'leri açar. Ha bak gördün mü, ben zaten bunu söylemiştim. İşte bu yüzden Türkiye olmamalıdır falan filan noktasına gelir mi? Yani S-300'lere karşı S-400, yani onu mu söylüyorsunuz ve bu doğru olur mu? Bir sakıncası olur mu? Ben tedbirimi alayım da. Zaten konuşuyor. Bakın şey, bir açıklamaya bakacak olursanız ne diyor? Amerika tarafı itidal ve işte böyle sakin olmaya davet ediyormuş. Ya bu açıklamayı biz şeyde gördük. Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ topraktan işgal ediyor. Tabii. 30 sene Minsk grubu uyuyor. Uyuduktan sonra tam şanlı Azerbaycan ordusu taarruza geçiyor, alırken ya biz tarafları itidalli olmaya davet ediyoruz. Ve Ermenistan'ın saldırısı sonrasında yani. Yani sen 30 sene uyu bir şey yapma. Ondan sonra tam Azerbaycan kazanımlarını, tekrar topraklarını kazanırken orada bir ayıl uykudan, ya biz tarafları şey olmaya davet ediyoruz. İşte birbirleriyle savaş iyi bir şey değildir falan gibi. Bu açıklama aynen bu. Ben bunu böyle görüyorum. Dolayısıyla Böyle bence komik açıklamalara falan inanmamak lazım. Ve kendi tedbirlerimizi almamız lazım. Yani kendi kazığımıza bağlayacağız. Ve böylece alacağımız tüm tedbirleri alacağız. Onu özet geçirmemek istediğimi anlamıştır halkım. Ve ondan sonra... Bunlarda çok zorlanıyoruz. Evet, çeşitli yani hayvanlara yapılan göndermelerle. Tabii. Atasözlerimizde bunlar var. Bunlar metafor yani. Tabii, bu arada... Eşeğini sağlam kaza bağla sonra Allah'a emanet et. Evet, yani, aynen. Evet, değil mi? Geçen gün bir başka atasözünü söyledim. Doğru. Tabii yanlış anlaşılmaması lazım yani nihayetinde. Kesinlikle. Bu arada sosyal mesajı verelim. Hayvanları seveyelim, hayvanları koruyalım. Bu arada o sosyal mesajı verelim. Ben burada şunu söyleyeyim, hemen sıramı savayım. Şimdi burada dost mu düşman mı bölümü çok önemli. Bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu bölümünü... Yani hepsi tabii ki devlet başkanı yaptığı açıklama önemlidir ama dost mu düşman mı bölümünün bir cevabı olması lazım. Yani karşı taraftan yalnız böyle bir cevap gelmeyecek tabii, ne yazık ki. Hani biraz önce söyledim ya, işte gayret ediyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Topu taca atma, zaman kazanma. Şimdi siz bir ülke düşünün ki, ben bu arada şunu söyleyeyim. Bir ülkeyi veya ülkeler grubunu dost düşman olarak net olarak görmem. Değişebilir bu taraf. Ama şunu da net görürüm yani. Şimdi siz bir ülkeye silahları veriyorsunuz, Yunanistan'a. Birçok ülkeden getiriyorsunuz. Hiçbir sınır tanımıyorsunuz. İstemediği silahları bile veriyorsunuz. Öbür tarafa da vermemek için, yok işte veririm ama şurada kullanma, onu yaparım ama sen işte bunun üstüne bomba koyma falan. Mesela böyle komik komik, hani hiçbir mantığa sığmayan, işte orada uçma. İşte savaş uçağı bu ya. Nerede uçacak yani? Bu şimdi savaş uçağı gidip de şeyde mi uçacak yani? Yolcu mu taşıyacak? Ne yapacak yani? Konya Ovası'nda uçacak. Yani ne yapacak orada yani? Sınırlarda. Yani böyle bir şey olabilir. Neyse. Şimdi buna karşı karşımızda bize olan bir tarafı destekliyorlar, bir tarafı da vermemek için bahane üretiyorlar. Şimdi bunu anlamak lazım.
Bunun ne için gittiğini, bu sadece olaya askeri yönden bakmamak lazım. Ya bu bence kasıtlıysa nasıl aşılır? Yani net bunu ben sorayım yani. Bu kasıtlı değil mi? Bu görülüyor. Kasıtlıysa nasıl aşılır? Bu nasıl aşılır biliyor musunuz? Bizim bu dost mu düşman mı sorusunda biraz daha diretmemiz lazım. Yani sizin amacınız şu, biz bunu görüyoruz. Buna karşı bakın şöyle şöyle tedbirlerimiz var. Kaybedersiniz bizi. Buradaki boşluk başkaları tarafından kullanılır. Dolayısıyla sizin normal fabrika ayarlarınızı dönmeniz lazım şeklinde açıkça söylemek lazım. Ve hareketlerle de bunu bildirmek lazım. Mesela şu olması lazım. Siz bize bu uçağı veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Bak siz bu uçağın parçalarını hemen şu tarihte önünde siz koyacaksınız yani şeyi, zaman senaryosunu. Yani diyeceksiniz şu tarihte şunu, bu tarihte bunu, bu tarihte bunu verebiliyor musunuz? Veremiyorsanız şimdi cevap verin. Bir saat, iki saat, beş gün, on gün neyse bunun için cevap verin. Vermiyorsanız biz gideriz herhangi bir ülkeden alırız. Herhangi bir ülkeden. Anlayan anlar onu. Yani o bölümde kendilerine gelirler. Hak verilmez alınır. Öyle siz yani karşı tarafın inisiyatifine kendinizi bırakın. Zaten amacı sizin insicamınızı bozmak. Sizin Suriye'deki ve diğer bölümlerdeki bu adımlardan geri atmanızı sağlamak. Yani şu büyük, siz sadece Ege'ye bakarsanız yanılırsınız. Ege'deki olayların bu sınırı yıktan ne elde etmek istiyor bölümü? Yani bizi hiçbir zaman daimi düşmanımız, daimi dostumuz yoktur uluslararası ilişkilerde. Ama şunu söylemiştik. F-16 acaba Suriye'ye Türkiye'nin mutlaka yapacağım dediği sınır ötesi harekatı ve bu Ege ile Doğu Akdeniz'de bir şantaj haline mi dönüştü? Yani bak F-16 vermem ha bir dur. F-16 vermem ha bak 10 milse 10 mil derim. Yani F-16 böyle şantaj malzemesine mi dönüştü derken yani Türkiye'ye dedi ki yani veriyor musun vermiyorsun kararını ver umurumda değil dost musun düşman mısın bunu göreceğim de öğrensek ne olacak? Öğrenirsek ona göre hareket tarzı geliştirir. Yalnız bu Suriye konusu niye çok önemli biliyor musunuz? Bakın oraya şimdi bir anda Ege'den buraya döndük tekrar döneceğim üstüne. Eğer biz Suriye'deki sınırındaki güvenliğimizi alacak tedbir alırsak Yunanistan'ı bize karşı dış provokasyon bölümü durur. Yani içeriden gelen Yunanistan kendi kendine hareket o ayrı bir konu ama Yunanistan'ı burada bize karşı dolduruşa getirenlerin asıl amacının Suriye'deki olaylarla ilgili olduğunu unutmamamız lazım. Bu ne demek? Şu demek. Aslında Suriye'deki işi uzatmadan hemen bitirip bitirebilirsek Yunanistan'la karşı karşıya gelmek zorunda kalmayız. Yani, harekat bir an önce yapılmalı diyorsunuz değil mi? Ben başından beri onu söylüyorum. Onu söylüyorsunuz. Çünkü buradaki tam bakın Tavus saldırısıyla bizim Ege'deki şeyin ne kadar benzerliği varsa 12 Temmuz 2020 idi. Yani bununla tabii. Gene Doğu Akdeniz'de Yunanistan gerilim çıkarıyor. Aynen. Bu gerilimle de bizim o konunun alakasının olmadığını hiç kimse iddia edemez. Ben iddia ederim ama. Niye? Evet. Çünkü zamanlamanın bu kadar senkronize olması, bu kadar silah sisteminin bu ülkeye şimdi Yunanistan'ın nüfusuna bakın. 10,5 milyon falan, 11 milyon bile değil. Yunanistan'ın yüz ölçümüne bakın. Bunların hepsi Türkiye'nin yaklaşık 8'de biri yüz ölçümü olarak değil de bir. Bu kadar küçük bir ülkenin bu kadar silahlanmasının arkasında yatan gerçeği anlamamız lazım. Yani bunu söylerken şunu da söyleyelim. Anlıyoruz da diyoruz. Hani. Korkacak da bir şey yok. Yani kimseden biz korkmayız. Buradaki çekince şu. Yani Türkiye'nin gelecekteki ekonomik, siyasi, askeri her yönden güçlenmesi savaşmaması daha iyidir. Ama şunu unutmayın. Yani çok değişik böyle planlar yapılır. Eğer bu planlar yani bizim aleyhimize yapılan plandan bahsediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu planları bertaraf eder ve hani savaşmaması lazım derken bir bakarsınız illa savaşa zorlanırsa savaşın daha fazla kazanımı da elde edilebilir. Ama bunu ben son çağırarak düşünüyorum. İnşallah savaş olmaz. Çünkü Yunanlılar uzun süredir savaşmadılar. Ne olduğunu tam unutmuşlar herhalde bunun. Çok zor bir şeydir savaşmak. Bunu test etmeleri, tatbikatlara falan benzemez. Ben inşallah bu iki ülkenin arasındaki gerginliğin savaşmadan çözümleneceğini düşünüyorum ama bunun için tekrar söylüyorum, bitiriyorum. Caydırıcılığımızın her yönüyle, silah sistemleriyle, personelle, yani karşı taraf şunu anlayacak. Zaten çok kristalize dokunursam evet. Çok daha problem yaşayacağım, mahvolacağım. Bunu hissetmesi lazım. Bunu hissettirmezseniz üstünüze gelmeye bu kilit milit o tip konuları falan daha çok uzun zaman gittikçe artacak şekilde konuşacağımızı unutmayalım.